Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Muzlu rulo pasta yapacağım bu videomda. Kremesi için öncelikle 500 ml sütü, 2,5 yemek kaşığı unu ve 1 yemek kaşığı nişastayı, ben mısır nişastası kullandım fakat fark etmez. Tencereye alıyorum. Topak kalmayan yanında karıştırıyorum ve üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik şekeri ekleyip orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Pişen muhallebinin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum ve karıştırıyorum. Tereyağı eriyene kadar, sıcaklığı eriyene kadar karıştırıyorum. Karışımı ara sıra soğutarak, karıştırarak hafif soğutuyoruz. Sonra başka bir kaba alıyorum ben. Üzeri kabuk bağlamasın diye şöyle bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Bunu ben buzdolabına kaldırıyorum. Kremamız hazır. Şimdi kek malzemelerini ile kek yapalım. 3 tane yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri, 2 parmak eksik de kullanabilirsiniz çok tatlı sevmiyorsanız. Köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Yumurtaların sarısını beyazını ayırmıyorum ama yine de bembeyaz olana kadar, bakın bu şekilde köpük olana kadar çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı unu, birer paket kabartma tozu ve yine vanilyayı ekliyorum. Yine çırpıyorum. Bu arada ben fırını 170 derecede ısıtmaya başladım. Alt üst ayarda olması yeterli. Bu karışım da tamam olunca fırın tepsisine bir tane kağıt seriyoruz. Kıvamı bu şekilde, bakın. Şimdi fırın tepsisine bir adet kağıdı seriyorum ve kek harcını tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum. Spatula ya da kaşık yardımıyla kek harcını dümdüz olana dek düzlüyorum. İnce bir tabak olması yeterli. Bu şekilde hafif tezgaha sertçe vurup 170 derece önceden ısıttığım fırında toplamda 13 dakika kadar pişiriyorum. Şu an çok sıcak. Bir 5 dakika sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. 5 dakikanın sonunda bu şekilde alıyorum. Henüz sıcak. Üzerine başka bir fırın kağıdı kapatıyorum. Ve ince kekimizi ters çeviriyoruz. Yağlı kağıdı kekin altından şimdi dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Bu şekilde nazik hareketlerle ayırırsanız kekiniz kağıda yapışmayacaktır. Bakın gayet güzel bir şekilde çıktı. Bu arada kekim hala ılık, soğumadı yani. Hani sormak isterseniz diye. Güzel kıvamlı bu şekilde, hani güzel bir kek oldu. Pandispanya zaten. Şimdi kremayı dolaptan aldım. Dilerseniz kremayı akıcı hale gelsin istiyorsanız çırpabilirsiniz. Fakat ben çırpmadım. Biraz acelem vardı. Nasıl olsa süreceğim diye. Tam kremanın tamamını kekin üzerine sürüyorum. Ve bu şekilde parçalara böldüğüm muzumu ilave ediyorum, üzerine seriyorum. Altındaki yağlı kağıttan da yardım alarak bu şekilde rulo yapıyorum. Bu şekilde rulo yapması gerçekten çok kolay oldu. Ve kesinlikle kırılma, çatlama gibi bir sorunla karşılaşmadım. Yumuşacık, tam kıvamında çok güzel bir rulo pasta oldu. Tavsiye ediyorum tarifi denemenizi. Bunu bir tabağa alıyorum. Üzerine streç film kapatıp 2-3 saat dinlenmesi için
Buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece de bekletebilirsiniz. Ertesi gün misafiriniz varsa bu şekilde bırakabilirsiniz dolapta. Ben birkaç saatin sonunda servis yapmak için şimdi açıyorum. Tamamen soğumuş olan kekimi şimdi önce streç filmini açtım. Şimdi yağlı kağıdından kurtarıyorum. Dilerseniz rulo yapmadan önce kenarlarındaki ince ya da kuru yerleri bir bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Ben almadım fakat hani bir misafire ya da özel bir gün için yaparken almanızı tavsiye ediyorum. Daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Keskin bir bıçakla rulo pastanızı bu şekilde dilimleyin. Ve servis tabağına alıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni tarif ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.